Arkadaşlar merhaba. Yarınki İzmir koşularını değerlendireceğim. Değerlendirmeden önce dün ne yaptık onlarla ilgili kısa bir bilgi aktarayım. İstanbul'la başlayayım. İstanbul ilk altının ilk ayağı birinci ayakta. Favori geldi gördüğünüz gibi. Ama favori gelirken de bir atı geçti. Size iki atta bu ata dikkat dediğim, önerdiğim, çalışın dediğim Jim Goroz'u geçti. Eğer bu at gelseydi %5 AGF ile sürpriz, güzel bir sürpriz attı. Ama bugün İstanbul'da favorilere takıldık. Adana'da da aynı şekilde favorilere takıldık. Ağırlıklı favori atların geldiğini gördük. İstanbul'da 5. ayakta tekrar baktığımda özellikle 7, 8, 8, 7, 10 atlara dikkat edin demiştim. Bunlar da kazanma ihtimali çok yüksekti. İkili de aldım onu söyleyeyim 7, 8, 8, 7. Ağır kilo girer ikili ama gene de bitme ihtimali vardı. Ağır kilo, favori ağır kilo çok rahat yarış kazandı. Bizim atlar 2-3 yaptılar. Böylelikle oradan da yatmadım ama istediğim şey sonuçlanmış olmadı. 4. 5. atlardı o önerdiğim atlar. Zaten başka at önermiyordum kolay kolay. Çok sürpriz de 9 numaraydı. O da 4. tabelada. Mesela sistem analiz tablosundan çıkan atlar üzerinden gittim devamlı. Son ayak içinde aynı şeyi 3-4 yarış koşan atlar var son ayakta. Sistem tablosu, handikap analiz tablosu az yarış görmüş atların handikaplarını tam hesaplayamıyor ve şaşırıyor. Yani istediğim sonucu alamıyorum. Ona da dikkat edin. Yani 3 yarış, 2 yarış, 4 yarış koşup kalabalık grupta var ise bir grup içerisinde öyle atlar. O atlar tam olarak handikap analiz sistemine oturmuyorlar. Onu da görmüş oldum dün için. Adana'da ne olduk? Adana'da da aynı ilk ayak sürpriz gelecek gibi gözüküyordu. Bugün yine favori geldi. Kazanan favori attı. İkinci at da özellikle dikkat edin dediğim gene kırmızıya boyadığım iki attan bir tanesiydi. Kelseydi çok güzel sürprizdi. Maalesef favoriye takıldı o da. İkinci kaldı. Hani bu atları vermem, iki atta bir atta vermem güzel bir şey. Tablonun çalıştığını gösteriyor. Aslında amacım da bu. Yani bu kırmızıyla çizdiğim atları dikkat edin. Yani tekrar çalışın. Gelme ihtimalleri var diyorum. Farkındaysanız o kadar at içerisinde sadece bir ya da iki at söylüyorum. Dikkat edin dediğim atlar bunlar oluyorlar. Büyük çıkıyorlar çünkü. Size yardımcı olma bakımından. Üçüncü ayakta Adana'da Badar Bunga'yı özellikle çok tek önerdim. Gene koşsun, gene tek öneririm, tek atarım. Sistem analiz tablosu direkt verdi bana. Teki verdi. Öyle o yarış, o at için ayarlanmış bir yarıştı. Maalesef gene favoriye takıldı o da. Endistan çok geride takip edip Endistan geldi, ikinciliğe girdi. Hani gelseydi ne olurdu? Hani tutmayacak benim. Altınlar gene tutmadı, onu söyleyeyim. Ama bu atların, verdiğim atların gelmesi, ikililerde kalması benim için başarı olarak görünebilir. Geçiyorum. Bildenen yarışı, Bildenen ağır favori çıktı. Çıkacaktı zaten. Onu ben de görüyordum. Handikap analiz tablomda acaba bir soru işareti geldi. At, birinci at çıkmadı. Büyük at çıkmadı. Yıkılma ihtimali gözükünce ben direkt olarak kim yıkar sorusuna iki at önerdim. Özellikle üçü önerdim. Ama yarış bitmesi gereken gibi bitti. Gene Bildenen çok rahat yarış kazandı. İkinciliğe giren hatta zaten plaseyi demem. Bilinen 4 hatta sıralama gayet normal bitti. Dünkü yorumlarım bunlar. Bugün ne yapacağız? Bugün 9 koşu var ve çok zayıf program var. Kış sezonu olduğu için yani bu atlar artık ayrılmış, belinen atlar. Çok fazla hani yardımcı olmaya da çalışacağım ama sizler de atçısınız, at yarışı oynayansınız. Bunları zaten biliyorsunuz. Gene de ben size benim çıkan atları söyleyerek yardımcı olmaya çalışacağım. İki tane altılı var yarın. Birinci ayakta. A Gezici ve My Monshehin bir atımız var. Bu iki atı ben beraber değerlendirin diyorum. Ayırmayın. Şartlı 3900 kum. Büyük çıkan at 1 A Gezici ama 1-4 beraber yazın derim. Çünkü zaten az at var. Yani çok fazla da para tutmayacak altılı. Mislik arkadaşlar altılılar. Onu da söyleyeyim. Hani çok yüklenmeyin derim. Kuponlarınızı ona göre ayarlayın.
Handikap 16 bir koşu. Handikap 16'da dökerli kız aksilik olmazsa yarın yarışını kazanır. Yarış handikap 16 dişi handikap 1 yarışı dökerli kız için ayarlanmış bir yarış. Ya da bu şekilde atlar için ayarlanmıştır. Handikapların anlatmıştım daha önceki videolarımda. Temel amacı kazançları ortaklaşa dağıtmaktır bütün atlara. Bugün dökerli kız yarış kazanır, yukarı çıkar handikapı, kilosu. Altta kim kalır mesela en küçük handikapta diğer atlar. Onlar sıraya girerler, onlar kazanır yukarı çıkarlar. Sıralamalar böyle gider. Biz oynayanlara dikkat etmesinde fayda var. İkili 4-1 bekliyorum. Sıralı bitmiş ikili. Bir ağır, bir büyük atı buranın. Yani bir burada baba ağır at. Dışanma baba diyorum. Ama biz 4 ile 1'i geçeceğimizi umuyoruz. Bu şekilde söyleyeyim. Yazabilen 1'i de yazabilir. Ayırmam. Ama beklentimiz 4 birinci, 1 de ikinci olacak şeklinde. Geçiyorum. Şartlı 3 bir yarışımız var. Burada tekimiz var bir tane. Eğer bu at hani burada da gelmez ise ayıp diyeceğim bütün ay. Her tarafta iki taraftan da büyük çıkıyor. Benim handikap analiz sistemi bu atı büyük verdiği anda zaten handikapı da büyüktür. Siz de göreceksiniz. Bu atın gelmeme ihtimali hani jokeyine bağlı. Öyle söyleyeyim. At sahibine bağlı. Yani genelde de şu ana kadar geldiler. Onu da söyleyeyim. Yayınladığım videolarda görürsünüz. Rakip vermeyeceğim. Hani Franklin ateşini görmüşüm ama rakip olarak görmüyorum açıkça. Bu at, bu diğer bütün atları sırtında taşır tabirimiz var ya da geriye döner bakar. Bu şekilde çıkan bir at. Umarım bizi yanıltmaz, düzgün koşar. Geçiyorum handikap 17 bir yarış. Burada birinci büyük at, zaten handikap puanı da büyük olurlar. Benim handikap analiz sistemi direkt olarak buranın her yarışta olduğu gibi büyüğünü verir. Bir numaradır o da. Genelde bir ya da iki nolu atları verir. Çünkü handikapları yüksektir, görüyorsunuz. Ama ne var burada? Sürprizde tuttuğum bir tane atı vereceğim. Çalışın üzerine diyeceğim. Gergin diye bir at. Büyük kalmış. Handikapı büyük kalmış. Soru işareti olan bir at. Koşarsa bu grubu geçebilecek bir at. Onun dışında 4 tane daha at çıkınca ve geriye 2 tane bırakmışım, boyamadım. Burası hepsi diyerek handikap oynayın zaten zordur. Dediğim gibi bunlar hep dengelenmiş yarışlardır handikapörler tarafından. Handikapör işini çok iyi yaparsa bu 8 atın 8'de kotaya taraklama girer. Eğer 4 at arkada çok uzakta kalıyorsa handikapör işini iyi yapmamış demektir. Bu normali handikap yarışlarının tamamı için geçerlidir. Normali budur handikap yarışlarının. Amaç zayıf, güçlü atla zayıf atı bir arada tutup parayı ortak dağıtabilmektir bütün safkanlara. Yani Türkiye'deki atlarımızın tamamının sadece %5'i grup atı çıkabilir. Geri kalan %95'i bu şekilde handikap şartlı atlarıdır. Bunların da belli bir maliyetleri vardır. Hepsine handikapörler para dağıtmak zorundadır. Bizden aldıkları yarısını, indirdikleri paranın, dağıttıkları paranın bu koşu ikramiyeleriyle beraber bu atlara paylaşım yaparlar. İyiye biraz daha fazla kazandırırlar. Kötüye de yem parasını verirler. Biz oyuncular da bir gün onu, bir gün onu, bir gün öbürünü geldiğini görür ve ona göre genelde de yatarız, onu da söyleyeyim. Mümkün mertebe yarışları çalışırken de bunlara dikkat edin derim. Burası hepsi arkadaşlar, geçiyorum. Maiden bir dişi, Gökhan Kocakaya. Ya bu at Maiden'den kalması zaten saçmalık. Yarın da AGF'lerde büyük çıkacaktır. Ya tek olacak, başka çaresi yok bu atın. Bir de şu var. Şunlar şu an dolaşıyor şu an tabelada, geçmez. Hani geçecek gücü olsa da geçmez. Artık o kanaatliyim. Cahit Asus'dan geçecek gücü olsa da geçmez. Şimdi hani iki boksör var, şike yapıyorlar maçta. Birbirlerine yumruk atmıyorlar. İlk atan zaten yıkılacak. İkisi dokunuyor birbirine, ikisi de yıkılıyor. İkisi de şike yapmış. Şimdi burada hani şike yapsalar kim gelecek o da belli değil. Hepsi birden yıkılacak gibi. Maiden'dan çıkan bu atın altının dışında, bu grupta Maiden'dan çıkan atlar tabela yapamazlar. O yüzden kolay kolay da Maiden'dan çıkarmazlar. Ve bu şartlar altında da 6 Mystical Victory ayıp derim. Yani tuta tuta yarış kazanması gerekir. Başka bir diyeceğim laf yok burada.
Herhangi bir aksilik olmazsa bu 6 numara at için. Geçiyorum. Sonraki kısa vade 8 yarışı. Baba abi çok büyük çıkıyor ağır olarak söyleyeyim. Ama Luke Star beraber zaten koşuyorlar. Bunlar hep beraber koşuyorlar. Yani yarışlarını görürsünüz. Yogonuzko'lar zaten kum orijinler. Ama ben derim ki zaten zayıf program. Baba Avcı tamam tek, yarın da tek çıkacak görürsünüz. Ayırmayın, Luke Star'da yazın, yarışı kapatın. Ben öyle yapacağım en azından. Ayırmayacağım. Yani kaçar, biri kaçar, biri arkadan gelecek. Görürsünüz yarın da. Yarışlarını bilenler, takip edenler, iyi takip edenler biliyorlar. Ben o kadar takip etmiyorum, onu da söyleyeyim. Geçiyorum, handikap 15 bir yarış. 2000 metre handikap 15. Burada bir numara çifte telli. Büyük at. 4 numara Yiğit Ömer'de hemen küçük atım handikaplerin 4 numaraya torpil geçtiğini söyleyeyim burada. Yükseltmemişler handikapını. Yükseltmeyince şu yarışlarına ikinciliklerde kalınca o yüzden de yükseltmemiş olabilirler. Bu at bu yarış için adeta kurulmuş bir at. 4 numara Yiğit Ömer. Ama bir ondan güçlü bir at. Söyleyeyim. Ama 4 handikapı çok uygun at. Tabii ki ayırmadım ben de. Beraber düşündüm. Ayırmayacağım da yarın. İkili de ayırmayacağım. Hani sıralı ikili ne olur? Çok yakınlar, onu söyleyeyim. 4-1-1-4 değerlendirin derim. Yarış ama şunu söylüyorum. Yarış 4'e ayarlanmış bir yarış. Ya da 4 gibi Yiğit Ömer gibi atlar için ayarlanmış yarışlar olurlar. Handikap yarışları. Diğer atların şansı olduğuna inanmıyorum. Demirbaş'ı da yarın hemen plasede verecekler. Demirbaş bu ikisinin bir arkasında. Öyle söyleyeyim. Gene üçüncülükte kalacak gibi gözüküyor. Gelebilir. Her at gelebilir. Yani yok diyorsam da o kadar da sallamış olmayayım. Çünkü her koşuda bütün atların şansı vardır. Sıfır puanı bile olsa. Yani her atın şansı vardır. O kadar da ısrar etmem. Ama beklentimiz 4-1 şeklinde burası için. Geçiyorum Maiden Dişi. Burası işte handikaplarına bakın, kazançlarına bakın, tabloma bakın. Tablo bana diyor ki yani hangisini tutarsan elinde kalır. İyi ders çalışan, performans çalışan arkadaşlar, galop çalışan arkadaşlar belki burada iyi atları bulacaklardır. Bir ya da iki at bulacaklardır, orijin çalışanlar. Ama şunu da söyleyeyim, Maiden Dişi, hani az önce yukarıda söyledim ya, iki tane boksör şike yapıyor, ikisi birden yere yuvarlanıyor diye. Şimdi bunlardan hangisi çıkmak isteyecek Maiden'dan? İşte senin tek bulduğun ya da ikili bulduğun at sahibi çocuklara ya da jokeylere dur ikilide kal derse ne yapacağız? Tabelada kal derse ne yapacağız? O yüzden ben risk almadım, zaten zayıf program. Baş yaparak ters bir atın gelmesini beklemek bana mantıklı geldi. Geldim satış 1 koşusuna. Umarım bizi satmazlar satış 1'de. Çünkü burada da Kent On You Sinan Özen'le koşan 38 günlük bir aradan sonra geliyor. Sıkıntısı yoksa bu atları döner arkaya bakar öyle geçer. Yani yan yana koyamıyorsunuz. Zaten belli. Zaten handikapından belli. Söylememe gerek yok. Bunlar birleştiği anda bende kırmızı yeşiller. Bu atlara yanına at yazmıyorum. Tek bırakıyorum. Genelde geliyorlar. Yani bunu müneccim olmaya gerek yok. Bunu hepimiz biliyoruz. Yarış programı bu. Şuraya da alabilirsem tablom vardı. Bir tane tablomu ekleyeceğim. Bakayım. Çok fazla tutacağını zannetmiyordum. Çıktı yine bir şeyler ama. Hatta hala altı tutturamadım, onu da söyleyeyim yani. Evet, İzmir'deymişiz. Altılı şablonun bu, tutarı 17 lira 92 kuruş. Hepsi iki at, tek at, tek at. Böyle bitecek. Yani umarım bir aksilik olmaz. İzleyen arkadaşlar, beni dinleyen arkadaşlarla hep beraber kazançlı bir pazar günü geçiririz. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayınız. Seviniyoruz, mutlu oluyoruz beğenildikçe, izlendikçe. Elleriniz dert görmesin diyorum. Öncelikle sağlıklı
ve kazançlı, bol kazançlı bir pazar günü geçirmenizi, sevdiklerinizle beraber olmanızı temenni ediyorum. At yarışı her şey değildir. Önce aile ve sevdikleriniz, sonra at yarışı ve mümkün mertebe bütçeniz dahilinde at yarışı. At yarışı hobi olsun, kumar olmasın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.